Trabzon TV izleyicileri merhaba. Bugün TED Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Turgut Kibar ile birlikteyiz. Turgut Bey, öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tabii. Proje Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından bir proje, sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştiriliyor. Bu projede ilimizdeki 9. ve 10. sınıftaki devlet okullarında okuyan öğrencilerimize İngilizce eğitimi vermek. Bu proje bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye'nin 7 bölgesinde icra ediliyor. Karadeniz bölgesinde de TED Trabzon Koleji tercih edildi ve bu projeyi bölgemizde bizim okul yönetecek. Bu projenin amacı demin bahsettiğim gibi 9. ve 10. sınıf devlet okullarında okuyan, akademik başarısı yüksek olan, ekonomik durumu biraz daha düşük seviyedeki öğrencilerimizin kapsıyor. Bu sayede bu öğrencilerimiz 15 Şubat 2021 ile 30 Haziran 2022 arasında 360 saat İngilizce dersi görecekler. Bu dersi şu an için pandemiden dolayı online olarak yapılacak. Haftada 6 saat 360 saat toplamda İngilizce eğitimi bizim okul tarafından verilecek. Bu proje TED Genel Merkezi, Ankara Büyükelçiliği ve okulumuz tarafından icrası devam edilecek. Bu projede sadece 360 saat İngilizce dersi değil, ayrıca kişisel gelişim, toplum hizmeti, bilgisayar ve teknoloji eğitimi ve sınıf dışı etkinlikler de var. Burada bu çocuklarımız, bu şartlara haiz olan çocuklarımız bu sistemden giriş yaptıktan sonra okulumuzda eğitime başlanacaktı. Pandemi dolayısıyla, pandemi olmasaydı okulumuzda olacaktı. Bu eğitime katılacak öğrencilerin bütün materyal, kaynak, kitap ihtiyaçları tarafımızdan, okul tarafından karşılanacak. Bunun dışında bir toplum hizmeti çalışması da var. Bu program boyunca en az iki defa bir toplum hizmeti yapmaları gerekiyor çocuklarımızın. Bu ne olabilir? Bu yaşlı bakım kimsesiz çocuklarımızın yuvalarına ziyaret, hayvan barınağı gibi bunları yapmak durumundalar. Ayrıca bilgisayar ve teknoloji eğitimi de almaları gerekiyor. Bu program çerçevesinde 8 saatlik bir program, bir eğitim almaları gerekiyor. Bir de sınıf dışı etkinliği var. Bu daha çok programın bitimine doğru bu çocuklarımızı şehir dışında en az 2 gün bir şehir gezisi, başka bir şehirde gezi yapılması planlanıyor. Bu daha çok kamp şeklinde, doğayla iç içe olunması şeklinde olabilecek. Ayrıca tabii burada bu kamp süresince günde en az 8 saat öğretmenleriyle beraber İngilizce konuşarak bir süreç geçirecekler. Genel çerçevesi bu. Tabii bu projenin uygulamasında uygulamasında sahada TED Genel Merkezi yöneticileri, bizler ve ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından sahada çeşitli günlerde denetimleri ve takibatları da yapılacak. Okulumuzdan, genel merkez tarafından uygun görülen iki öğretmenimiz de bu dersleri verecekler. Tabii bu Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilecek. Biz de bu olay çerçevesinde sadece Ortahisar merkez ilçemizde değil, bütün ilçelerimizde de ilçelerimizi ziyaret ederek okul müdürlerimizle, milli eğitim müdürlerimizle görüşerek bu çocuklarımızı, bu şartlara haiz çocuklarımızı İngilizce eğitimini vermek için bir sosyal sorumluluk projesi yapmış bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun.